Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz S-400'ün çok daha güçlüsü olan S-500 Prometheus hava savunma sistemi. S-400'den birçok altyapı barındıran ama amacı bir o kadar da farklı olan bir silah. Öyle ki Prometheus için geliştirilen füze aldığımız S-400 sistemlerinde bile çalışabilmekte. Peki bu iddialara baktığımızda S-500 Rusya'nın da açıkladığı gibi dünyanın en iyisi mi? Gerçekten uydu vurabilir mi? Veya Rusya ile bu sistemi ortak yapmamız mümkün mü? İncelemeye başlayalım. Sovyetler Birliği savaştan çıkınca batılı ülkelere nazaran ekonomik anlamda çok daha kötü durumdaydı. Ancak biraz dinlendikten sonra devam etmesi gereken bir savaş daha vardı, o da Soğuk Savaş. Sovyetler de bunun farkında olacaktı ki hiçbir zaman hız kesmedi. Amerika ne yaptıysa daha büyüğünü yaptı, Amerika da bunu tekrarladı. Ama kabullenmesi gereken bir gerçek daha var. Hiçbir zaman Batı kadar kaliteli uçak ya da helikopter üretemeyecekti. Bunun yerine savunma silahlarına yöneldiler. Örneğin ilk sistemlerinden olan S-200 ne kadar çok başarılı olamasa da bir yerlerden başlamaları gerekmekteydi. Zamanla sistemin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra S-300 geliştirilmeye başlandı. Bu da tamamlanınca sadece etkili de olmadı, Batı'dan bir ülkeye dahi satış yapmış olduklarını gördük. Öyle ki Yunanistan hala bu sistemin bakımlarını yaptırıp kullanmaya çalışmakta. Rusya bile envanterden çıkarma değil de modernize etme yoluna gitti, S-500 çıkmışken bile. Tabii her sistemde de olduğu gibi geleceğin şekillenmesiyle beraber bu da işlevsiz kaldı. Gelişen teknolojiyle bizim de başlattığımız yeni savaş doktrinleri doğdu ve her şey yeni başladı. Amerika casus uydularıyla Rusya'nın önemli askeri noktalarının fotoğrafını çekip bir şekilde farklı ellerden yayımlamakta. Bu da canlarını sıktı ve 2004 yılında S-500'ün konsept tasarımlarına başladılar. Nasıl bu noktaya geldiğini anladığımıza göre sıra durumuna her şeyiyle bakmakta. 17 sene süren bu proje 2021 yılında ilk ekmeğini verdi. İşte S-500'ün teslim edileceği yıl bu yıl. Bakarsak S-500 sistemi S-400'ün gelişmiş bir versiyonu değil. Evet, S-400'den birçok altyapı kullansa da bu bunun güncellenmiş versiyon olması için neden oluşturmaz? Benzer altyapıyı kullanma sebebi lojistik sorunlarını aşmaktı. Tek sebep bu da değil, sıfırdan bir sistem tasarlamak mantık dışı olur. Çünkü zaten iyisini yapmışsınız. Temelde sadık kaldılar, bununla birlikte sistemi orduya daha da yakın tutan kompakt bir yapı geliştirildi. İsterseniz tüplerine farklı menzilde mühimmat koyma şansınız var. Ayrıca iki tane gözükse de bir fırlatıcıda iki tane tüp bulunmakta. Yapısal anlamda gerçekten kullanışlı ve lojistik olarak savaş zamanı yormaz. Tek problem füzenin maliyeti. Öyle ki içindeki bu füze yani 77N6 mühimmatı 600 km menzilde 200 km irtifaya çıkarak savunma silahından çok saldırı moduna girmiş durumda. Yani bu kadar büyük ve teknolojik mühimmatın zaten ucuz olmasını bekleyemeyiz. Tabi bu arada bunlar sadece kağıt üstünde. Tek kanıt 2018 yılındaki testlerinde 480 km uzaktaki süpersonik hedefi vurması. Yine de dünyada şu anda Rusya'dan başka bu rekoru kırabilmiş yok. 480 km'ye atış yapıp süpersonik hedefi vuran 600'ü de vurur, 200 km yukarıya da çıkar. Önemli olan belli bir eşiğe gelmeniz, ondan sonrası zaten çalıştıkça gelecektir. Ayrıca bu füze her fırlatıcısında bulunmayabilir, nedeni çok pahalı ve ağır olması. Zaten yapılış amacı ortada. Onun yerine 77N6N gibi daha ufak füzeleri kullanabilir. Farkları ana silahı olan 77N6 dışındaki tüm füzeler savaş başlığı taşımakta. Sadece ana füzemiz hedefini çarparak imha eder. Bahsetmemiz gereken sıradaki olaysa gücünü anlayabilmemiz için içindeki 77N6 füzesinin hedefleri. Öncelik verebileceğim platformların başında casus uydular gelmekte. Tabii Rusya'nın çok efektif kullanacağı konusunda inancımız yok. Kimse kafasına göre başka bir devletin uydusunu vuramaz. Zaten amaç bu değil. Mevzu caydırıcı olmak. İkinci hedefse yüksek irtifa bombardıman uçakları ve 6. nesil uçaklar. Şu an dünyada bu iki hedefe karşı sistem bulunmamakta, S-500 hariç. Şahsi olarak görüşümüz, Rusya bunun üzerinden iyi para toplamayı başaracaktır. Yeni nesil uçakları yapamamış ülkeler, savunmasını Rusya'dan sağlama yoluna gidebilir.
Son olarak da ana amaç uzun menzilli balistik füzeler. Dünyada çoğu ülke bu tarz silahları durdurma konusunda zor durumda. Ancak Rusya bu tehdidi bir noktaya kadar absorbe etti. Eğer bahsedildiği nitelikte ise kıtalar arası balistik füzeler onlar için sorun değil. Bunun karşısında dönersek S-500 bizi de zor durumda bırakabilir. Rusya'nın Karadeniz'i kitlemesi için Kırım'a tek bir sistem koyması yeterli. Lakin her hava savunma sisteminde olduğu gibi S-500'ün de seyir füzelerine karşı zaafı var. Bu yüzden seyir füzeleri önemli. Tabii doğru şekilde kullanırsanız. Sistemin diğer bir önemli gücü ise Yenisey radarı. Yenisey, aktif faz dizini radarların en iyisi olarak kabul edilebilir. Rusların büyük iddiaları yok ama bazı kaynaklarda radarın menzilinin 1300 kilometre olduğu söylenmiş. Tabii Rusya'nın içinde bu sayı 600 ila 800 arasında, 1300 biraz şişirme. Genel olarak S-400'ün kullanmış olduğu radarların üst versiyonu desek yanlış olmaz. Haliyle F-35, F-22 gibi uçakları görebildiği iddialar arasında. Bazen radar sistemleri daha kritik olabilir. Bu yüzden de gücünün saklanmış olması imkansız değil. Gelelim en can alıcı noktasına. Uydu vurması mümkün mü? Öncelikle bazı şeylere nokta koyalım. 35 bin kilometre uzakta da uydu var, 160 kilometre mesafede de. Casus uydular görevleri gereği 160 ila 200 kilometre arasında görevi yaparlar. 35 bin kilometre nerede, 160 kilometre nerede? Bu sebeple imkansız bir durum değil. Rusya zaten daha önce MiG-21 uçağındaki hipersonik mühimmatıyla uydu vurmuştu. Tabii MiG-21 yüksek irtifalara çıkabildiğinden iş biraz daha kolaydı. Şimdi ise bu görev karadan havaya füzelere kalacak. Yani alçak irtifa casus uyduları düşürmesi mümkün. Fakat atladığımız bir nokta var. O da siyasi boyut. Siz eğer üstünüzden geçen bir casus uyduyu vurursanız başınız belaya girebilir. Hele ki Rusya gibi bir devlet bunu yaptığında Amerikan donanması da aynı şekilde Rus uydularını vuracaktır. Çin'in bu kapasiteye sahip olup kullanmamasından işin ciddiyetini anlayabilirsiniz. Son sorumuza geldik sıra. Türkiye S-500'e ortak olabilir mi veya alabilir mi diyelim. Hatırlarsanız yaklaşık 2 yıl önce bir Rus yetkili tek batarya S-500 Türkiye'ye yeterli demişti. Özelliklerine bakınca Doğu Akdeniz'e koyulduğu takdirde iddiası pek de yanlış olmaz. Bunun dışında 6. nesil uçaklar 2030'lu yıllardan sonra havada olacağından Akdeniz'i kendi sistemlerimizle kapatırsak bu uçaklara zaafımız olabilir. Çünkü biz bu işe yeni giriş yaptık. Yani satın alım için eğer Avrupa ile kriz durumları devam ederse, Türkiye bu şekilde Avrupa'dan ve NATO'dan uzaklaşırsa alma yoluna gitmemiz mümkün. Yapım olaraksa Cumhurbaşkanımızın S-500'ü ortak üretmeyi teklif ettim dediğini belirtelim. Tabii S-400'e bile kamyonunu siz yapın diyenlerin son teknolojisini ortak yapmayacağı aşikar. Sonuç olarak S-500 nitelik olarak muadili olmayan gerçekten kaliteli bir sistem olabilir. Ama bundan önce seri üretimini ve atış testlerini görmemiz gerek. Çünkü füze ne kadar gelişmiş olursa olsun göremediği şeylere ateş edemez. Sistemin hala seyir füzesi problemini çözemediği gibi durumlar var. Yani iyi olduğu kısım çok yüksekte uçan bombardıman uçakları ve balistik füzelere karşı. Bu yüzden gezgin gibi seyir füzelerini üretmemiz bu kadar önemli. S-500 seviyesine uzun bir süre daha erişemeyeceğimizden caydırıcılığımızı bir şekilde korumamız gerekli. Seyir füzeleri tam da bize bunu verebilir. Umarım sıradaki işlerimiz gezgin üzerine olur diyelim ve videoyu bitirelim. Bu arada dostlar, Defense Line adında ikinci bir kanalımız var. İçerisinde çatışma videolarından yeni incelemelere kadar her şey mevcut. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.